Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler nasıl çözülür onu öğreneceğiz. Şimdi gençler, ax kare artı bx artı c şeklindeki ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri çözerken delta'ya bakılarak kökler bulunur. A'nın işaretine bakılarak işaret tablosu oluşturulur. Tabloda eşitsizliği sağlayan bölge bulunarak çözüm kümesi yazılır. Küçük eşit ve büyük eşit işaretlerinin bulunduğu eşitsizliklerde kök çözüm kümesine dahil edilir. Ne diyor? Bizim bir eşitsizliğimiz var diyor. Şu şekilde büyük sıfır olabilir. Büyük eşit sıfır olabilir. Küçük sıfır. Şöyle yapalım. Ve küçük eşit sıfır şeklinde. Şunları biraz düzelteyim gençler, pardon. Biraz kötü oldu çünkü. Küçük sıfır, küçük eşit sıfır. Gördüğünüz gibi hepsi ikinci dereceden. Hepsi de bir bilinmeyen eşitsizlikler. Yine biz bunları sıfıra eşitmiş gibi düşüneceğiz. Yani bir denklemmiş gibi düşüneceğiz. Deltasına bakacağız. Delta neydi? B kare eksi 4AC. Eğer bu değer, yani delta sıfırdan büyük çıkıyorsa bizim iki farklı reel kökümüz var. Ve bunlar neydi? X1 ve X2. Şimdi işaret tablosu yapacağız. Dikkatli bakalım. Mesela X1 X2'den küçük olsun. Sola yazdım o yüzden. Sağda X2 yazıyoruz. Burası eksi sonsuz. Burası da artı sonsuz biliyorsunuz. X burası. Şimdi mesela büyük sıfır olduğunu düşünün. Kök dahil olmayacak o zaman. Kökler dahil değil. Sağdan başlıyorduk. Nasıl başlıyorduk? A ile aynı işaretle, yani x karenin işaretine bakacaksınız bu sefer. En büyük dereceli terim ax kare değil mi? O zaman a'nın işaretine bakıyorsunuz yine. Bu sefer x'in işareti önemli değil. Tamam mı? Bu ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem. Şöyle baktığınızda bu sefer a'nın işaretine bakıyorsunuz. x kareli terimin işaretine bakıyorsunuz yani. Kökü gelince ne yapacağız? İşaret değişecek. A ile ters işaretli. Köke gelince ne olacak? İşaret değişecek. A ile aynı işaretli. Yani nasıl? Mesela artıysa eksi, sonra artıya dönüşecek. Sonra da ne diyor? Tabloda eşitsizliği sağlayan bölge bulunarak çözüm kümesi yazılır. Eğer büyük sıfır değil de büyük eşit sıfırsa bu köklerini bu şekilde dahil olmak zorunda. Şimdi örneğimize bakalım. Ha, sadece böyle mi çözülür? Hayır. Çarpanları ayırarak da çözebiliriz. Birazdan göreceksiniz nasıl çözdüğünüz sorularda. Tamam. Şimdi bakalım sorumuza, örnek sorumuza. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor bize. Ben gençler şu eksiden kurtulmak için denklemin hem solunu hem sağını eksi 1 ile çarptım. Bakın x kare artı 3x eksi 1 ile çarptım. Öyle düşünün. Eksi 4. Burası eksi ile çarptığınız için eşitsizlik yön değiştirir. Büyük eşit 0. Dediğim gibi hem solunu eksi 1 ile çarptım hem sağını eksi 1 ile çarptım. Negatif bir sayıyla çarptığınız için eşitsizlik yön değiştirdi. Büyük eşit sıfır. Artık benim sorum bu. Buna göre davranacağım. Şimdi delta'ya bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4AC. Buradaki B x'in önündeki sayıdır. Yani 3'ün karesi eksi 4 A x karenin önündeki sayıdır. X karenin önünde bir şey yazmadığı için 1 demek. C de eksi 4'tür. O zaman delta 9. Burası eksi 4 ile pardon gençler 4 C yazmışım oraya. C'de ne demiştim? Eksi 4 demiştim. 3'ün karesi 9. Burası da eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımında artı 16 mı oldu? Yani delta 25 çıktı. Delta sıfırdan büyük. Bizim iki farklı kökümüz olmak zorunda. Peki ben bu kökleri nasıl bulacağım? Şu şekilde x kare artı 3x eksi 4 eşitmiş sıfır gibi düşüneceğim. Hemen ne yapıyorum gençler?
çarpanlarını ayırıyorum. X kere x, x kare. 4 kere eksi 1, eksi 4 yapar. Toplayınca ortaya verecek mi bakalım? Eksi x artı 4x. Evet, ortayı veriyor. Çapraz yazdığıma göre düz yazıyorum. X artı 4 ile x eksi 1'i 0'a eşitleyeceğiz. Ya burası 0 olacak ya da burası. X buradan şöyle diyelim. X artı 4 eşittir 0'dan. X buradan eksi 4 olur. X eksi 1 eşittir 0'dan. X buradan 1 olur. Hemen işaret tablosunu yapalım. Şimdi önce küçük olanı yazın. Burası eksi sonsuz. Burası da artı sonsuz. Eksi 4'ü önce yazacağız. Sonra da 1'i yazacağız. Burada gençler, bakın şuraya dikkat edelim. Büyük eşit, eşitlik var yani. O zaman köklerimiz dahil, içini taramak zorundayız. Şimdi dikkat edin. 1x kare, yani artıyla başlayacağım. Sonra eksi, köke gelince tekrar işaret değişti, artı oldu. Benden büyük eşit 0 istiyor. Hocam ama küçük eşit 0. Ben onu değiştirdim. Bakın bu formatı, kırmızının içine aldığım formata dönüştürdüm. Hatta sorunun başında da dedim ki size buna göre soruyu çözeceğim dedim. Büyük eşit 0 demek artı olanları, yerleri işaretleyeceksiniz demek. Çözüm kümemiz o zaman eksi sonsuzla eksi 4 arası, eksi 4 bakın dahil, birleşim, 1 de dahil, 1 ile ne arası? Sonsuz arası olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bu bizim çözümlü sorumuzdu. Diğer sorumuza bakalım hemen. Şimdi gençler, çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakacağım. X kare eksi x, eksi 2 eşittir 0'mış gibi düşünelim. Hemen eksi 2'ye 1 çarpınca eksi 2, toplayınca ortaya verecek mi bakalım. X yaptı, eksi 2 x yaptı. Ortayı gerçekten de veriyor. Düz yazıyoruz o zaman. X eksi 2, x artı 1 eşittir 0. Ya burası 0 ya da bu taraf 0. X eksi 2 eşittir 0 ise x 2 çıkar. X artı 1 eşittir 0 ise x ne çıkar? Eksi 1 çıkar. İşaret tablosunu yapalım hemen. X diyelim. Köklerden biri eksi 1, diğeri 2. Burası da eksi sonsuz, artı sonsuz. Küçük 0 dediği için kökler dahil değil. Köklerimiz dahil değil. X kare eksi x eksi 2 inceliyorum. Yani x karenin işareti artı. Artı ile başlarım. Eksi artı. Şimdi küçük 0 dediği için negatif yerleri istiyor. Negatif yeri tarayacağım. Bizim çözüm kümemiz o zaman ne oldu? Eksi 1 dahil değil. 2 dahil değil. Eksi 1, 2 arası. Diyeceksiniz ki az önceki soruyu hocam delta'yı bularak çözdünüz. Delta sıfırdan büyük diye. Tamam. Öyle de çözebilirsiniz ama biz zaten o iki kökü bulmak için bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak zorunda değil mi? Çarpanlarına ayrılmıyorsa delta'ya bakın. Tamam mı hemen? Gençler. Eğer çarpanlarını ayıramazsanız delta'ya bakın mutlaka. Ama çarpanlarına ayrılıyorsa problem yok. Tamam? Yani öyle uzatmış oluyorsunuz. Devam edelim. Evet, diğer sorumuza bakalım hemen. Yine ben bunu denklenmiş gibi düşünüyorum. X, x çarpınca x kare, eksi 8'e 1 çarpınca eksi 8, ortayı bulacak mıyız bakalım? X yaptı, eksi 8 x yaptı, ortayı da gerçekten bulduk. Düz yazalım, x eksi 8 çarpı x artı 1 eşittir 0. Ya burası 0 ya da burası 0. Buradan x eksi 8 eşittir 0'dan x 8 çıkar. X artı 1 eşittir 0'dan x eksi 1 çıkar. Hemen işaret tablosunu inceleyelim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Önce eksi 1 var, sonra 8 var. Şimdi gençler küçük eşit 0 olduğu için kökler dahil. Eşitlik var çünkü orada. Tamam mı?
Yazalım x kare eksi 7x eksi 8. X karenin işaretine bakarsınız unutmayın. X karenin işareti önemli bizim için. Artı, eksi, artı. Bize ne diyor? Küçük eşit sıfır mı? Yani negatif yerler. Cevabınız eksi 1 dahil unutmayın. 8 dahil. Eksi 1 ile 8 arası olarak bulunur. Geçelim diğer sorumuza. Evet, bakalım. Şimdi ben yine ne yapacağım? Bu eksi 1'i rahatsız etti. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpacağım. Çarpıyorum gençler. X kare artı 2x. Şu an eksi 1 ile çarpıyorum her iki tarafı unutmayın. Hem bakın bu tarafı hem de bu tarafı. Çarpıyorum. Eksi 3 eşitsizlik yön değiştirir. 0 kere eksi 1 ne olacak? 0 olacak. Artık benim sorum, eşitsizlik sorum bu. Tamam mı? Unutmayalım. Şimdi çözmeye başlayacağım. Denklenmiş gibi düşünüyoruz. X kere x, x kare. 3 kere eksi 1, eksi 3. Bakalım ortaya bulabilecek miyiz? Eksi x. 3x toplayınca ortaya veriyor mu? Veriyor. O zaman düz yazıyorum. X artı 3. Düz yazıyorum. X eksi 1. Eşittir ne olmalı? 0 olmalı. Ya burası 0 dedik ya da burası 0. X artı 3. Pardon. X artı 3 eşittir 0 ise x buradan ne? Eksi 3. X eksi 1 eşittir 0 ise x buradan ne? 1 olarak karşımıza çıkar. İşaret tablosunu inceleyelim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Önce eksi 3'ü yazacağım. Sonra da 1 yazacağım. Dahillik var mı bakıyorum. Küçük eşit dediğine göre bu kökler dahil. Bakın küçük eşit yazıyor. Şimdi bizim eşitsizliğimiz x kare artı 2x eksi 3. Yani x karenin işareti artı. Köke geldi değişti. Köke geldi değişti. Küçük eşit sıfır olduğunu unutmayın. Orası değil burası demiştim. Yani eksi yerler lazım bize. Sizin çözüm kümeniz ne? Eksi 3'te dahillik var. 1'de de dahillik var. Ama bunu sormuyor. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı soruyor. Eksi 3 dahil. Onu yazacağım. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. 1 ile eksi 1 birbirini sıfırladı. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsanız cevabı ne bulursunuz? Eksi 5 olarak bulursunuz. Devam edelim. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Her şeyi sola atacağım. 12'yi sola attım. Eksi 12. Bu şekilde yazdım. Şimdi gençler eşittirmiş gibi düşünelim. X, x. Eksi 4 ile 3'ü çarparsak eksi 12. Bakalım ortaya bulacak mıyız? 3x. Eksi 4x toplayınca ortaya buluyor muyuz? Evet buluyoruz. O zaman x eksi 4 ile x artı 3'ü çarparız. 0 eşitleriz. Ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. X eksi 4 0 ise x buradan 4 çıkar. X artı 3 0 ise x buradan eksi 3 çıkar. Hemen işaret tablosunu inceleyelim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Köklerimiz eksi 3 ve 4. Şimdi burada küçük sıfır yazdığı için bu kökler dahil değil. İçini boş yaptım. Anladınız siz, sinirlene gerek yok. Buraya x kare, eksi x, eksi 12 yazdık. X karenin işareti artı. Artı ile başladım. Eksi, artı. Bana küçük sıfır dediği için negatif yerler lazım. Gördüğünüz gibi. Sizin çözüm kümeniz ne olacak? Eksi 3 dahil değil. 4 dahil değil. Eksi 3 ile 4 arası. Bana diyor ki bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. Yani 6 tane farklı x tam sayısı bulunmakta. Devam edelim. Evet. Yine her şeyi sol atacağım. Bakın x kareyi sol atıyorum. Eksi x kare. 4'ü sol atıyorum. Eksi 4. Küçük eşit. Sağda ne kaldı? 0. Düzenleyelim. 2x kare eksi x kare. X kare yaptı.
Eksi 3x var, bir de eksi 4 var. Küçük eşit 0. Şimdi benim dikkate alacağım eşitsizlik bu. Ben denklem gibi çözüyorum şu an. Onu yapalım. X kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 diyelim. X ile x'in çarpımı. Eksi 4 ile 1'i çarparsak eksi 4 yapar. Bakalım ortaya bulacak mıyız? 1 kere x x. Eksi 4 kere x. Eksi 4x. Evet, ortayı veriyor. X eksi 4. Yan yana yazıyorum. X artı 1. Bir burası 0 olabilir, bir de burası. Yani x eksi 4 sıfırsa x buradan 4 çıkar. X artı 1 sıfırsa x buradan eksi 1 diye bulunur. Şimdi kök işaret tablosunu yapalım. Eksi sonsuz, artı sonsuz, eksi 1 ve 4. Şimdi küçük eşit olduğu için kökler dahil olacak. Tamam mı? X kare eksi 3x eksi 4. Artı ile başlayacağız. X karenin işareti eksi x kare yazmadığına göre artı yani. Köke geldi değişti, köke geldi değişti. Küçük eşit sıfır diyor. Yani negatif yerleri arıyoruz. Sizin çözüm kümeniz eksi 1 dahil, 4 dahil aralığı. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yani gördüğünüz gibi yine 6 tane farklı x tam sayı değeri bulunmakta. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi yine eksi x kare. Biz tabii ki yine ne diyeceğim? Eksiden kurtulmak istiyorum. Hem sol tarafı hem sağ tarafı eksi 1 ile çarpıyorum. X kare eksi 5x eksi 14 küçük büyük olacak. Buna dikkat edin, yoksa hatalı olur. Benim dikkate alacağım eşitsizlik artık bu. Sorun bu. Tamam mı? Unutmayın. Devam edelim. X kare eksi 5x eksi 14 eşitmiş 0 gibi düşünelim. X ile x'i çarptık. Eksi 7 ile 2'yi çarptık. Eksi 14 yapar. Toplayınca ortaya verecek mi bakalım? 2x eksi 7x gerçekten de ortayı verdi bize. O zaman yan yazıyorum. X artı 2 eşittir 0. Ya burası 0 ya burası 0. Yani x eksi 7 sıfırsa x 7 demek. X artı 2 sıfırsa x eksi 2 demek. Tabloyu inceleyelim. Eksi 2 önce yazılacak, 7 sonra yazılacak. Eksi sonsuz ve artı sonsuz var. Şimdi büyük eşit olmadığına göre kökler dahil değil. X kare ile başladığına göre artı ile başlıyor. Pardon, bir sonra. X sonra. Artı, eksi, artı. Bana büyük sıfır dediğini unutmayın. Yani artı yerler lazım. O zaman sizin çözüm kümeniz eksi sonsuz, eksi 2 dahil değil. Bunu unutmayalım. Ve 7 ile sonsuz aralığı. Gördüğünüz gibi gençler, aslında çok da zor değil. Bence kuralları dikkatli uygularsanız neden olmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Az önce delta sıfırdan büyük olma durumunu inceledik. Ve iki farklı reel kökümüz vardı. Eğer sizin ax kare artı bx artı c büyük sıfır, büyük eşit sıfır, küçük sıfır, küçük eşit sıfır eşitsizliğinizde delta sıfıra eşit çıkıyorsa, tamam mı? Delta sıfır ise sizin birbirine eşit iki reel kökünüz var demektir. Ama birbirine eşit. Şimdi bu birbirine eşit iki kök olunca ne olacak bakalım. İşaret tablosunun durumunu inceleyelim. Burası önemli çünkü. Yazıyorum bakın buraya ax kare artı bx artı c. Kökler birbirine eşit. Burası artı sonsuz, burası eksi sonsuz. Yani buna çift kök diyoruz biz. Mesela büyük sıfır olsun. Köklerin o yüzden içini taramadım. Büyük eşit olursa kökler dahil olur. İçini tararız. Bu şekilde gösterimi ben kendi videolarımda iki eşit kök, çift kök durumunda bu şekilde kullanacağım. Tamam mı gençler? Bu çift kök anlamına geliyor. Şimdi A'nın işaretine bakıyorsunuz. Burası A ile aynı işaretli.
Artı ise artı, eksi ise eksi. Çift köklerde kökü gelince işaret değişmez. Burası da A ile aynı işaretli. Yani neden? A mesela 4x kare ya, artı yani. Burası artı, burası da artı. A mesela eksi 5x kare ya, burası eksi, burası da eksi olur. Çift kökte işaret değişmiyor. Bu çok önemli. Tamam mı? Şimdi sorularımıza geçelim. Evet. Baktım eşitsizliğime gençler. Yani aslında burayı delta'ya bakarak da çözebiliriz. Çarpanlarını ayırarak da. Önce sizin için delta'lı durumunu çözeyim. Şimdi burası ax kare şeklinde ya. Yani 1x kare, bunu unutmayalım. Delta nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 ac'den. Bakıyorum. B dediğim şey x'in önündeki sayı, yani eksi 8'in karesi, eksi 4, a'mız 1, c'miz de 16. Eksi 8'in parantez karesi 64 yapar, burası da 64 yapar. Yani 64'ten 64 çıktı, delta ne? 0. Bu size gösteriyor ki iki kökünüz var fakat bunlar birbirine eşit. Tamam mı? İki kök var fakat bunlar birbirine eşit. Hemen çarpanlarını ayıracağım, bakalım öyle çıkacak mı? X kere x, gençler eksi 4 kere eksi 4, 16 yapar. Ortayı bulacak mıyız bakalım? Eksi 4x, eksi 4x, ortayı buluyor muyuz? Evet. O zaman yazıyorum. X eksi 4, yazıyorum. X eksi 4. Buradan ya burası 0'dı ya da burası 0'dı. Yani x eksi 4 0'sa x buradan 4 çıkar. Burası da x eksi 4 0'sa x buradan 4 çıkar. Bakın kökler birbirine eşit çıktı. Tabloyu inceleyelim o zaman. Şimdi kökler birbirine eşit. İki yuvarlak. Ama bir de küçük eşitlik var. Bu köklerin içine olacak taralı. Şimdi a dediğimiz sayı, yani burası 1x kareydi. Buraya da yazayım. X kare eksi 8x artı 16. Yani x karenin işareti artı. Artı ile başlarsınız. Çift kök olduğu için ne olur? Burası da artı olur. İşaret değişmez. Yani soruma baktığımda bakın. Sıfırdan küçük eksi yerler lazım. Burada hiç eksi yer yok ki şu an. Bakın. Küçük eşit sıfır ne demek? Bir sıfırdan küçük ve aynı zamanda da sıfıra eşit olan yerler demek, değil mi? Sıfırdan küçük hiçbir yer yok. Fakat sıfıra eşit bir nokta var. Bu denklemin kökü 4 değil mi? Bu denklem sıfıra eşitlendiğinde kökü ne çıkıyor? 4. O zaman çözüm kümesi sadece 4. Bakın. Şimdi hocam hani taramadınız diyeceksiniz. Sıfırdan küçük eşit diyor. Eksi bir yer yok ki tarayayım. Fakat sıfırdan küçük yer yok dedim ama sıfıra eşit bir nokta var. O da ne? 4'ün kendisi. Çözüm kümesi o yüzden sadece 4. Bakın bu sorular çok güzel sorulardır. Yani bilenin tak yapacağı, bilemeyenin öyle kalacağı sorulardır. Öyle diyeyim. Zor demiyorum. Detaylı, güzel sorular diyorum. Şimdi yine ben bu sefer delta olayına girmeyeceğim. Sıfıra eşit diyeceğim. Çarpanlarını ayıracağım burayı. Eksi 5 ile eksi 5'i çarptık. Bakalım ortayı bulabilecek miyiz? Eksi 5x. Eksi 5x. Ortayı bulduk mu? Evet. O zaman düz yazıyorum. X eksi 5 ile x eksi 5'in çarpımı eşittir 0. Aslında gördünüz. Burada ya burası 0 ya da burası 0 demek. Yani x 5 çıkacak. Buradan da x 5 çıkacak. Yani bu ne demek? Bizim çift katlı kökümüz oldu, değil mi? Buna çift katlı kök diyoruz. İşaret tablosuna gelelim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Bizim kökümüz 5. Eşitlik olmadığına göre burada içi boş olacak. Tamam. X kare ile başlayacağız. Yani x kare artı demek. Çift kök olduğu için burası da işaret değiştirilmiş, artı olacak. Sıfırdan küçük yerler diyor bakın. Eksi bir yer arıyor gözüm. Eksi bir yer yok. Bu soruda dikkat edin, sıfıra eşitlik yok. Yani siz burada 5'i alamazsınız.
Eğer sıfır eşitlik olsaydı hocam cevap 5 diyecektiniz sadece. Ama burada eşitlik yok. Eksi bir yer de yok. O zaman çözüm kümesi ne? Boş küme. Bakın eksi bir yer yok. Onu herkes görüyor. Ne yapacağım o zaman? Hoca az önceki soruda kökü almıştı. Ama orada küçük eşit yazıyordu. Yani sıfıra eşit olan yer sadece burasıydı. Ama burada eşitliği sormuyor. Küçük sıfır diyor. O zaman sizin alacağınız hiçbir değer, hiçbir aralık yok. Çözüm kümesi boş. Bu kadar. Diğer soruya geçtim. Yani ufak tefek önemli ayrıntılar. Hemen sıfıra eşitliyorum. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Bakayım ortaya veriyor mu? Evet veriyor gördüğünüz gibi. Düz yazıyorum. X eksi 2. Düz yazıyorum. X eksi 2. Eşittir sıfırdan. Ya burası sıfır ya burası sıfır. İkisinin de aynı olduğunu görüyorsunuz. X 2, X 2. Yani çift katlı kökümüz var bizim. Evet. İşaret tablosunu incelemeye başlayacağız hemen. 2 yazıyorum da küçük eşitlik olduğu için burası dahil. Tamam. Eksi sonsuz artı sonsuz. X kare eksi 4x artı 4. Şimdi x kare artı. Artı x kare artı olacak. Çift katlı kök işareti değişmez. Küçük eşit sıfır demiş. Negatif bir yer yok ki. Yani hangi durumlara bakıyordum? Bir küçük sıfır bakıyordum ve bir de eşit sıfıra bakıyordum. Küçük sıfır olan hiçbir yer yok. Eşit sıfır olan sadece hangi nokta vardı? 2. Çözüm kümesi o yüzden sadece hangi nokta? 2 noktası. Tamam. Devam edelim. İşte ben eksiği sevmiyorum mesela, değil mi burada? Ne yapıyorum? Eksi 1 ile çarpıyorum. Hem solu hem sağ. X kare eksi 6x artı 9. Küçük eşit büyük eşit olur. Burası 0. Şimdi benim sorum bu artık. Sıfıra eşitliyorum ben bunu denkleme dönüştürüyorum. Bakalım köklerini bulalım. X ile x'i çarptım. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x. Eksi 3x. Ortaya veriyor mu bakıyorum. Veriyor. O zaman düz yazıyorum. X eksi 3. Düz yazıyorum. X eksi 3 eşittir 0. Ya burası 0 ya da burası 0. X buradan 3 çıktı. Buradan da 3 çıktı. Bu sizin çift katlı kökünüz birbirine eşit iki kök çıktı. Hemen incelemeye başlayalım. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Pardon, burada büyük eşite bakıyorsunuz. Eşitlik olduğu için köklerin içi taranacak mecburen. X kare eksi 6x artı 9 diyor. X kare olduğu için artı ile başlayacak. Çift katlı kök olduğu için aynen devam etmek zorunda burada. Peki büyük eşit sıfır diyor. Yani artı yerleri tara diyor. Tarıyorum. Görüyorsunuz. 3 de var bakın. Burada büyük eşit sıfır deyince büyük sıfır ve eşit sıfır olan yerlere bakıyorsunuz. Eksi sonsuzla 3 arası görüyorsunuz büyük sıfır. 3 ile sonsuz arası büyük sıfır. 3'te de zaten eşitlik var. Çözüm kümeniz o zaman bütün reel sayılar. Yani şöyle de denilebilir. Aynı şey eksi sonsuz artı sonsuz arası da denilebilir. Ya da bütün reel sayılar aynı şey. Tamam mı gençler? Devam edelim. Benzer bir soru ama ufak bir farklılığı var tabii ki. Yine bu eksi hoşuma gitmiyor. Eksi 1 ile çarpıyorum sağ sonu. Eksi 1 ile eksi x kareyi çarptım. Artı 6x artı 9 büyük sıfıra dönüştü. Unutmayalım. Yeni sorun bu. Öyle düşünün. Şimdi eşittir varmış gibi denklem haline getirip çözelim. X gördüğünüz gençler. Burası da 3, 3 olmalı. Tamam. Devam edelim bakalım. Çarpınca 9'u bulduk mu? Bulduk. Ortaya bulabilecek miyiz? Bakalım. Evet. Ortayı da bulduk. O zaman yazalım. X artı 3. X artı 3. Eşittir 0.
Bu ne demek? Ya burası 0 ya da burası 0. Yani x artı 3 sıfırsa x ne çıkar? Eksi 3. O zaman burası da mecburen eksi 3 çıkacak. Yani bizim çift katlı kökümüz var. İkisi de aynı çıktı gördüğünüz gibi. Hemen tablo yapalım. Eksi sonsuz, artı sonsuz, eksi 3 kökümüz gördüğünüz gibi gençler. Çift katlı kök ama büyük sıfır dediği için eşitlik yok. Yani köklerin içini taramayacaksınız. Şimdi x kare artı 6x artı 9 yazıyor burada. Görüyorsunuz. Artı ile başlıyorum. Çift katlı kök olduğu için artı ile devam ediyorum. Büyük sıfır dediği için bakın burayı baz alıyorum. Büyük sıfır dediği için artı yerleri tarıyorum. Çok güzel. Bazılarınız diyecek ki hocam çözüm kümesi reel sayılar. Size sadece büyük sıfır diyor değil mi? Büyük eşit sıfır demiyor. Sıfırdan büyük olduğu yerler neresi? Eksi sonsuzla eksi 3 arası ama eksi 3 dahil değil. Eksi 3 ile sonsuz arası yine eksi 3 dahil değil. Aslında bakın bütün reel sayılar var gibi ama bir tek hangi noktada dahillik yok? Eksi 3'te. Bakın eksi 3 de dahil olsaydı sizin cevabınız reel sayılar olacaktı. Ama eksi 3 de bu değeri almıyor. Tamam. Gençler eksi 3 de ne yapmıyor? Bu değeri almıyor. X değeri eksi 3 olmuyor. O yüzden dahil etmiyoruz. Devam edelim. Evet. Diğer sorumuza bakalım hemen. Şimdi yine büyük sıfır olduğuna dikkat edin. Eşitlik yok. Hemen yazıyorum ben. Sıfıra eşitmiş gibi yazıyorum. Çarpanların ayrılıyor mu bakıyoruz. Eksi bir, eksi bir diyelim. Ortayı bulacak mıyız? Eksi 2x. Eksi 2x. Ortayı buluyoruz. Başlayalım. 2x eksi 1. 2x eksi 1. Ya burası sıfır eşit ya da burası. Şimdi eksi 1'i karşıya atıyorum. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X buradan 1 bölü 2 çıkıyor. Aynı şekilde burası da aynı olduğu için X buradan da yine 1 bölü 2 çıkacak. Tamam. Yani birbirine eşit iki reel kökümüz var. Buna ne diyorduk? Çift katlı kökümüz var yani. Başlıyoruz işaret tablosunu oluşturmaya. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Bizim kökümüz 1 bölü 2. Yalnız büyük sıfır yazdığı için bu kök dahil değil. Tamam. 4x kare yazıyor. Yani x karenin işareti artı. O zaman burası da artı olmak zorunda. Çift katlı kök olduğu için. Şimdi büyük sıfır diyor ya. Artı yerleri tarayayım hemen. Güzel. Ama 1 bölü 2 hiçbir zaman 1 bölü 2 değerini almıyor. 1 bölü 2 değeri burada eşitlik olmadığı için, içi taranmadığı için biz 1 bölü 2 değerini alamıyoruz. Çözüm kümesi ne oluyor? Reel sayılar fark kim olmayacak? 1 bölü 2 çözüm kümemizde olamayacak. Evet. Şimdi bu soru da güzel bir soru. Ve klasik sorulardan biri. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi reel sayılar fark eksi 6. Yani reel sayılar ama eksi 6 olmuyor diyor. A kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler bu sorunun çözümünde eşitsizliğin çözüm kümesi reel sayılar deseydi daha farklı çözerdiniz. Reel sayılar fark eksi 6 dediği için siz diyeceksiniz ki hem de ikinci dereceden bir eşitsizlik aynı zamanda buna da dikkat edelim. Ve çözüm kümemiz reel sayılar fark eksi 6 dediğimiz için siz delta eşit ne olmalı diyeceksiniz? Sıfır. Bakın birazdan şunu çözeceğiz. Çözüm kümesi reel sayılar diyecek. Sadece çözüm kümesi reel sayılar deseydi siz delta sıfır küçük, pardon, delta küçük sıfır alırdınız. Arada fark var. Birazdan onu da göstereceğim. Çözüm kümesi reel sayılara eşit deseydi siz delta küçük sıfır alacaktınız. Farklı şeyler tamam mı? Ama burada reel sayılardan bir sayı çıkarılırsa herhangi bir sayı bu soruya göre 5 olur, 4 olur, eksi 4 olur. O zaman delta 0 küçük olmalı diyeceksiniz. Pardon, delta eşit 0 olmalı. Küçük 0 olmalı. Kafam karıştı. Kusura bakmayın. Delta eşit 0 olmalı diyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi delta nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 AC olarak bulunuyordu. Tamam. B'miz burada x'in önündeki sayı. 12'nin karesi. Eksi 4.
A'mız x karenin öndeki sayı. C'miz de A zaten. Bu cevap ne olmalı? Sıfıra eşit olmalı. 144 eksi 4 A eşit 0. 144 eksi 4'ü karşıya atıyorum. Artı 4 A. 144'ü 4'ü bölersek ne bulurmuşuz gençler? Bölelim. 36 buluyoruz. A'yı soruyor zaten bize. Dediğim gibi sadece çözüm kümesi R derse birazdan yapacağımız gibi delta küçük 0 olur. Eğer çözüm kümesi R fark herhangi bir sayı derse delta eşit ne olacak? 0 olacak şekilde çözmelisiniz. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi bakın gençler. Delta küçük 0 durumunda. Biz delta'yı nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 A C. Sizin yine AX kare artı BX artı C büyük 0, küçük 0, büyük eşit 0 ya da küçük eşit 0 gibi bir eşitsizliğiniz var. Delta'ya bakıyorsunuz. Tamam mı? Delta'yı çözdünüz. Delta'yı 0'dan küçük buldunuz. Delta küçük 0 durumunda neydi? Reel kök yok demekti. Yani sizin şuraya yazacağınız herhangi bir sayı yok. Delta 0 küçük demek, reel kök yok demekti. Buraya bir sayı yazıp kök çubuğu indiremezsiniz. E ne yapacağız o zaman? Bakın böyle, buraya da yazıyorum. Burası A'nın işareti neyse A ile aynı işaretli. Peki sonra ne yapacağız? Mesela A ile aynı işaretli. Bize sıfırdan küçük, sıfırdan büyük istiyor ya. Soruda şimdi göstereceğim. Ona göre çözüm kümelerini bulacaksınız. Ve bu tarz sorularda çözüm kümesi ya boş küme çıkıyor ya da reel sayılar çıkıyor. Tamam mı? Şimdi soru üstüne gösterirsek daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi mesela ben bunu yazdım size. Çarpanları ayırmaya çalışayım. Ayrılıyor mu bakalım. Ayrılmıyorsa neyi yapacaktık? Delta'ya gittim demiştim değil mi? 2x x. Tamam. Buraya 3 kere 2 yapsak olmuyor. Burası 6 şöyle diyelim ya daha da eksi 3'e eksi 2 diyelim. Olmuyor. Başka bir sayı verelim. 1'e 6 deneyin. Eksi 1'e eksi 6. Çünkü ortası eksili fark etmişsiniz. Yani ne denerseniz deneyin çarpanlarına ayrılmıyor bu ifade. O zaman delta'ya gidiyorum. Çarpanlarını ayıramazsam ne yapacağım? Delta'ya gideceğim. Neydi? B kare eksi 4 AC. Bakıyorum. B dediğim sayı eksi 3. Eksi 3'ün karesi eksi 4. A dediğimiz sayı 2. C'miz 6. 9 eksi. Burası ne yapar gençler? 48. 9'dan 48 çıkınca eksi kaç kalıyor gençler? Eksi 39 mu oluyor? Eksi 39 sıfırdan küçük. O zaman sizin reel kökünüz yok. İşaret tablosu yapacağım. Nasıl yapacağım? Yapacağız. Eksi sonsuz artı sonsuz. Ne dedik? 2x kare eksi 3x artı 6. 2x kare işareti ne? Artı. Bakın yazıyorsunuz. Hep artı bu şekilde sembolize edebilirsiniz. E sizin sıfırdan küçük yerler soruluyor. E burası hep artı. Nasıl olacak? Öyle bir yer yok ki. Çözüm kümesi ne? Boş küme. Tamam. Bu çözümlü sorumuzdu bizim. Yine bakın denedim. Çarpanlarını ayıramadım vesaire. Ya da ben hiç onunla uğraşmak istemiyorum diyelim. Delta'ya gideceğiz mecburen. B kare yani eksi 1'in karesi eksi 4. A'mız 1. C'de 3 görüyorsunuz ki. Eksi 1'in karesi 1. Burası da eksi 12 yaptı. Eksi 11. Yani delta 0'dan küçük. Yine reel kök yok. Hemen işaret tablosu yapıyoruz. Eksi sonsuz artı sonsuz. Burası x kare eksi x artı 3'tü. Şimdi x kare olduğu için artıyla başlıyor. O zaman artı olacak mecburen. Peki sıfırdan küçük yerler soruluyor. Sıfırdan küçük bir yer mümkün mü? Eksi bir yer var mı? Yok. Çözüm kümesi ne çıkar? Boş küme çıkar. Devam edelim.
Ben yine bu eksiden kurtulmak istiyorum. Eksi 1 ile çarpıyorum. Aslında bunu çarpmasanız da olur. Çünkü hiç çarpmayalım. Çünkü deltası sıfırdan küçük çıkıyor. Tamam mı? Çarpsanız olur ama ben şu an çarpmayacağım. Deltaya bakacağım. B kare eksi 4 ac. Burada gençler a'nız x karenin önündeki sayı eksi 1. Dikkat edin. B 2 c de eksi 4. Ona göre yapıyorum. 2'nin karesi eksi 4 çarpı a eksi 1 c de eksi 4. 2'nin karesi 4. Burası artı 4 yaptı ikisini çarpınca. Artı 4 ile eksi 4'ü çarpınca da eksi 16 yaptı. Yani delta eksi 12. Sıfırdan küçük. Yine ne yok? Reel kök yok. İşaret incelemesi yapalım. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Eksi x kare olduğunu unutmayın. Bakın bu sefer dönüştürmedim çünkü orayı. Şimdi eksiyle başlayacağım. Eksi, 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 eksi. Sıfırdan küçük diyor. Zaten her yer sıfırdan küçük. Hepsi. Engelleyen de bir şey yok. Sizin çözüm kümeniz ne olacak? O zaman bütün reel sayılar. Tamam mı? Devam edelim. Bakalım yine. Daha sayı hemen inceleyelim. B kare eksi 4 ac. Yine yazıyorum. A x karenin önünde bir şey yazmadığı için 1 biliyorsunuz. B 3 c de 6. 3'ün karesi eksi 4. A'mız 1, c'miz 6. Yani 9 eksi 24'ten burası eksi 15 mi çıkıyor? Eksi 15 de ne? Sıfırdan küçük. Reel kök yok yine. Hemen işaret tablosunu inceliyoruz. Eksi sonsuz, artı sonsuz. X kare artı 3x artı 6. Yani artı olacak işaretler. Büyük eşit sıfır diyor. O zaman zaten her yer artı. Yine çözüm kümeniz bütün reel sayılar. Hiç şey pek olmadı ama. Evet. Bakın. Bu sefer çözüm kümeniz reel sayılar diyor. Az önce başka bir soruda farkını anlatmıştım size. Burada reel sayılar diyorsa sizin deltanız mutlaka sıfırdan ne olmalı? Küçük olmalı. Mutlaka. O zaman ne yapıyoruz? A'yı B'yi bir belirleyelim. A bu soruya göre x karenin de 1. B eksi 2. C de M. Başlıyoruz. B kare eksi 4 AC'den. Eksi 2'nin karesi eksi 4 A1 C'de mi? Delta küçük 0 olmalı dedik. Eksi 2'nin karesi 4. Burası da eksi 4 M küçük 0. Gençler eksi 4 M'yi karşıya atıyorum. Artı 4 M yapar. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Burası 1 küçük M. Şuraya da yazalım. 1 küçük M. Şimdi M 2 olur, 3 olur, 4 olur değil mi? Değerleri. Bize M'nin en küçük tam sayı değerini soruyor. Karşınıza ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.